Son günlerde bana en çok sorulan sorulardan biri iç savaş konusu. Türkiye'de iç savaş çıkar mı çıkmaz mı? Erol Mütercim Hoca ya da Mütercimler Hoca Türkiye'de kesinlikle iç savaş çıkaracak. Bu dış güçlerin tezgahı demiş. Demek ki Erol Mütercimler dış güçlerin iç savaş çıkaracağı konusunda bir yerlerden bilgi almış. Gerçi kendisi komplo teorileri konusunda usta biliyorsunuz. Hem de iyi sağlam usta. Ama komplo teorileri içinde mutlaka bir yerlerden bir takım doğru bilgiler almanız gerekir. Ya da en azından dedikodulardan haberdar olmanız gerekir. Nedir iç savaş? İç savaş aslında sivil savaş demektir. Aynı ülke insanların birbirlerinin kanlarını alması, canlarını alması, birbirlerini öldürmesi. Kapı komşusunun diğer komşusuyla savaşması, çatışması demektir. Öyledir ki insanlar kendi evlerinin kapılarından çıkmaya korkarlar. Karşı komşusunun da eğer siyasi düşüncelerinden bir takım emin olma durumları varsa, kendisi gibi düşünmediğini biliyorsa. İç savaşların çıkma sebepleri, çeşitli sebepleri var ama en önemli sebepleri dinidir, etniktir, mezhebidir. Biliyorsunuz. Bazen de politik olur. Orta Doğu bölgelerinde yaşanan iç savaşların, sivil savaşların sebebinin mezhebi olduğunu biliyoruz. En azından bütün dünyaya öyle duyuruldu. Ama Türkiye'de ırk üzerinden, mezhep üzerinden, din üzerinden bir savaş çıkma ihtimali ben hiç görmüyorum. Türkiye'de bir iç savaş tehlikesi varsa eğer ki bundan korkan iki kişiden biri, Türkiye'de olabileceği ihtimalinden korkan iki kişiden biri hiç de haksız sayılmazlar. Politik bir iç savaş çıkar. Çünkü az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde siyasetçiler siyaseti yaparken yönetime gelmek amaçları ya da iktidarı ele geçirme amaçları, ülkenin geleceğini daha güzelleştirmek, halkın refahını sağlamak, ekonomiyi büyütmek falan değildir. Öyle olsa da Türkiye'de ekonomi son 10 yıldır yerinde saymazdı. Az gelişmiş ya da gelişmekte ülkeler olan ülkelerde siyasetçiler siyaset yaparken tek amaçları vardır. Devlet isimli organizasyonu ele geçirmek. Devlet dediğinizde biliyorsunuz o ülkenin, o devletin yurttaşlarının ortak malı olan, ortak malı olan bir arazidir. Ama ona kutsiyet atfedilmesi amacıyla vatan denir. Yani siyasetçilerin amacı vatan topraklarını ve o vatan topraklarından elde edilen her türlü mal ve hizmeti, her türlü serveti, yer altı kaynağı, yer üstü kaynağı, bütün hepsini ve kamu kurum ve kuruluşlarını tabii bilhassa kamu bankalarını, kamu şirketlerini ele geçirmek için savaşırlar. Peki iç savaş neden çıkar işte o ülkelerde? Eğer iktidarı ele geçirmiş politikacılar seçimle iktidardan gitmek istemezlerse ya da karşı taraf iktidarı ele geçirmek isteyen, yani devleti ele geçirmek isteyen kitleler ya da siyasi partiler ve kitleleri, seçmenleri ya da taraftarları, amigoları iktidarda olan partinin seçimle iktidardan gitmeyeceğini anlarlar, bundan emin olurlarsa bu sefer de kendi yandaşlarını iktidar partisinin aleyhine karşı kışkırtarak iktidarı devirmeye çalışırlar. Ama genelde olan, görünen, dünyada görünen iktidarı elde etmiş olan partinin seçimle gitmemek için çabalamasıdır. Seçimle gitmemek için çabalayan parti eğer seçimler sonucunda ne yaparsa yapsın, hile hurda bile yapsa seçimi kaybedeceğini anlarsa o zaman orduyu da kullanamıyorsa eğer mutlak surette iç savaş çıkartır. Bunu artık bütün dünya biliyor. Türkiye'de hangisi olur? Bana göre Türkiye'de hiçbirisi olmaz. Her şeye rağmen bakınız Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta iç savaş çıktı ama Mısır'da çıkmadı. Neden? 4000 yıllık devlet geleneği, 4500 yıllık devlet geleneği olan bir ülkedir Mısır, bir devlettir Mısır. Kolay bir iç savaş çıkartamazsınız. Bazı kurumlar iç savaş çıkmasındansa demokrasinin gitmesini göze alırlar ve müdahale ederler. Tabii arkasına uluslararası büyük küresel güçleri de alarak yaparlar bunu. Türkiye'de iç savaşa imkan verilebileceğini ben ihtimal vermiyorum. Efendim bazı kurum ve kuruluşlar ya
ülkeyi yöneten iktidar tarafından tamamen teslim alınmışsa, o noktaya çıkmış insanlar tamamen teslim olmazlar. Bunu kafanızdan silin. Çünkü bilirler ki biat ederlerse, yani ülkenin bir iç savaşa götürülmesine göz yumarlarsa, iktidarda kalan kişi kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, iç savaştan sonra ilk keseceği kişi kendisi olacaktır. Onun için enseyi karartmayın. Türkiye'de iç savaş olmaz. Olmayacaktır da. Herkesi gözlerinden öperim. Hoşça kalın.